En küçük aktif yanardağlardan biri olan Taal Yanardağı'nda gerçekleşen patlama sonucu Filipinlerin Manila bölgesinde gökyüzü kül, buhar ve çakıl taşlarıyla kaplandı. Yetkililer Taal çevresinde ve başkent Manila yakınlarında yaşayanlar için tahliye kararı çıkardı. Şu ana kadar yaklaşık 300 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi. En küçük aktif yanardağlarından biri olan Taal Yanardağı'nda gerçekleşen patlama sonucu Filipinlerin Manila bölgesinde gökyüzü kül, buhar ve çakıl taşlarıyla kaplandı. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nden alınan verilere göre patlamanın ardından gaz ve kül bulutu havaya yükselirken yanardağdan birkaç kilometre uzaklıktaki kasabalar ve şehirlerde küllerden etkilendi. Yetkililer Taal çevresinde ve başkent Manila yakınlarında yaşayanlar için tahliye kararı çıkardı. Şu ana kadar yaklaşık 300 bin kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Etkilenen bölgelerdeki diğer sakinlerin evde kalmaları, maske ve gözlük takmaları istendi. Yolların küllerden dolayı oldukça kaygan olması nedeniyle sürücüler de yollardan uzak durmaları konusunda uyarıldı. Taal Yanardağı 2019 yılında volkanik aktiviteler nedeniyle Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından alarm seviyesi yükseltilmişti. Pazar günü ise 4. alarm seviyesine yükseltildi. Yetkililer patlamanın aylar hatta yıllar boyunca sürebileceğinden endişeleniyor. Associated Haber Ajansı'ndan alınan bilgiye göre ülkede elektrik kesintileri yaşanıyor. Filipinler Sivil Havacılık Kurumu, havaalanı çevresindeki volkanik küller nedeniyle Manila-Ninoy-Aquino Uluslararası Havaalanı'ndaki tüm uçuşların askıya alındığını açıkladı.